sana yaptım sürtü. Amanını yandım sürtü. Ben sana kandım sürtü. Çocuk şey yalnız, ileride star olur ha, iki zorlasın. Bence de. Ay. Bence de. İyi çocuk. Bu. Bu. Evlerine varamadım Dibek, sen de sühtü. Ben sana yandım sühtü. Yeliştikçe gelir yarın kokusu da sühtü. Ben sana yandım sühtü. Amanını yandım sühtü. Ben sana yandım sühtü. Zühtü hoş geldin. Merhaba. Şarkı Zühtü'ydü değil mi? Evet. Siz kendinizi seyrettiğiniz zaman kendinizi beğenmiş miydiniz? Gelen tepkiler nelerdi? Gelen tepkiler çok iyiydi. Çok iyi. Bayağı iyiydi. Beklediğimizden çok daha iyiydi. Yalnız tabii şöyle bir sıkıntı yaşadık biz açıkçası. Yani birkaç tane butik grup oldu. Bizim şu anda yarışmaya da gördüğümüz. Öbür gruplarla ilgili de çok ciddi bir pozitiflik vardı. O yüzden biraz da açıkçası tartışma yaşadık. Onu şimdi Hülya anlatacak size. Bayağı bir tartışma yaşadık. Hatta bundan sonra yarı finalde neler yaparsınız, neler yapabilirsiniz? Hani yine siz aynı şekilde fizik hareketleriyle şarkımı söyleyeceksiniz sadece. Ne olacak? Çok düşündük, taşındık. Ama bir taraftan da dedi ki görselliğiyle, işte müziğiyle doyurucu bir ekip diye düşündük. Sonra karar aşamasına geldik. Üçümüzün almış olduğu karara göre yarın yarı finale. Gidiyorsunuz. Teşekkürler. Başarılı arkadaşlar. Teşekkürler. Ampulü patlatmış hatırlarsın. Seyircinin arasında daldı, ampulü patlattı. Yetenek var da mekan yok. Problem orada. En iyisi olanlardan. Ha, bu iyiydi. Yaşamlar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun.
Çok bisiklet kullandınız mı daha sonra? Genelde her gün kullanıyoruz yani. Her gün antrenman mı olduğumuz... yapıyorsunuz? Tabii tabii. Devamlı kullandığımız için antrenman sayılıyor. Arkadaşlar bizim şimdi kafamızdaki en büyük soru işareti şu oldu sizinle ilgili. Bu arkadaşlar bizim yarı final sahnemizde seyircileri etkileyecek, onları böyle şoke edecek bir gösteri yapabilirler mi, yapamazlar mı? Bunun cevabını şu an istemiyoruz. Biz bir karara vardık çünkü. Yani bu kararı söylemek için ben yani sadece bilgi... Yani sahnemizin kısıtlı ölçülerinden dolayı acaba olacak mı, olmayacak mı? Bir de ben bu arada bir şey söyleyeyim Hacım Bey. Tabii. Bize bu bisiklet camiası olarak bu imkanı verdiğiniz için biliyorsunuz bisiklet gösteri olayı pek televizyona da yayınlanmadığı için hep arka planda kalmıştık. Ama bu bile bize yetti yani. Hani elensek de bu bize yeter yani. Size çok minnettarız. Yo, biz de gayet mutluyuz. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Evet, buradaki şartlar sizin gösteri yapmanız için uygun değil belki. Ama bu şartlarda bile bunlar yapabilirliği gösterdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Şüpheniz olmasın. Sonuçta yarı finalde bunun üzerine neler koyabilirsiniz diye bir şey düşündük. Evet. Şimdi bunu söyleyeceğiz. Hülya size bu konudaki kararımızı açıklayacak. Tabii. Aldığımız karara göre yarınki yarı finale şartları da göz önünde bulundurarak bisikletlerin büyüklüğü, sahnenin buna yeterli olup olmadığını da düşünerek aldığımız karara göre yarınki yarı finale gidiyorsunuz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Başarılı arkadaşlar. Sağ olun tekrardan. Gömlekten almışlardı parayı. Sen de aynı gömlekte. Evet. Abi o gömlek hakikaten aynı gömlek mi? Aynı gömleğe çok benziyor. Benimki tabii çok daha değişik bir yerden alınmış bir şey. Burada söylemek istemiyorum diyorsun. You made when they start talking about you, right? Welcome to fame. Hoş geldiniz kuzenler. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Teşekkürler. O gün bugündür nasıl gidiyor? Çalıştınız mı? Bayağı çok çalıştık. Biz de çok çalıştık kendi aramızda. Ve bir karara vardık. Ben sözü keseceğim Hülya da. Tabii. Altınız beraber almaya mı geldiniz yine? Evet. Sonucu beraber duymaya mı? Evet. Yani geçeceğinize inandığınız için mi acaba altınız geldiniz? O umutla Türkiye'ye tekrar yine geldik. O zaman Hülya sen başta söyleme. Aldığımız karara göre çok uzun süre sizinle ilgili konuştuk. Olur mu olmaz mı? Yarı finale gitseler bize ne yaparlar diye. Ve yine aldığımız karara göre yarınki yarı finale...
Gidiyorsunuz. Çok teşekkürler. Ama niye gidiyorsunuz? Niye gidiyoruz? Niye gidiyorsunuz? Acun'a göre kuzen oluşunuz tabii çok etkili. Arkadaşlar şimdi kendi aramızdaki karar değerlendirmesinde neler konuştuğumuzu da kısaca anlatalım. Evet. Ben sizin hani bir aile olduğunuzu düşünüyorum. Bir ailenin beraber hareket edip de başarılı olması çok hoşuma gidiyor. Ailedeki dayanışma çok güzel. Aynı zamanda yaptığınız şovda da seyrettiğimiz zaman bir kez daha sizin gayet hızlı olduğunuzu gördük, öyle düşünüyoruz. Ama yarı finalde biliyorsunuz hiçbir toplu dans grubu finale kalamadı. Evet. O yüzden biliyorsun. Bence zor bir yarı final. Sizlere söz veriyorum. Grubunun adının üstüne çok güzel şov sizler için hazırladık ve tüm Türk vatandaşları için. Yani sürprizle izlersiniz. Sen grubun sözcüsüsün galiba. Evet. En iyi Türkçe sende mi? En iyi Türkçe bende, evet. Yani öbürleri senden de kötü. Öbürleri benden de kötü. Çünkü Türkiye nesi için dedin? Şov hazırladık. Türkiye, tüm Türkiye vatandaşları için ve sizin için. Ya şöyle demen lazım senin, vatandaşlarımız için. Ya da sen halkımız. De bizdensin ya. Tamam öyle diyelim. Öyle dediğinden sanki şey gibi oluyor, Japon bir grup geldi. Şu anda Türkler için bir şey hazırlıyorlar gibi. Siz zaten bizdensiniz ya. Evet. Şöyle diyeceksin, vatandaşlarımız için güzel bir şov hazırladık. Tamam. Hadi başarılar size. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Metin'cim, sen korumalısın zaten biliyorsun. Evet, korumalıyım. Bu hafta şunu aramızda konuşuyoruz artık. Korumalı olmasan biz seni yollar mıydık diye. Ben de düşündüm aslında bunu. Sen ne düşünüyorsun, yollar mıydık? Vallahi bir karar veremedim ama düşündüm yani. Ben sana söyleyeyim ya, yollamazdık seni. Olabilir. Çünkü çalarken baktım ben, yani Ali abiyle de aynı görüşteyiz zaten. Böyle bir acayip... Asık surat mı diyeyim, böyle eğlendirme modun hiç yok. Olabilir. Şimdi bak yarı finale çıkacaksın, yeteneklisin. Sadece bir abi tavsiyesi. Yarın akşam, yarı finalde senin bambaşka bir insan olman lazım. Peki. Yani gözlerinle, bakışlarınla bana oy verini hissettirmen lazım. Tamam. Bu tavsiyeyle seni uğurluyorum. Yarın akşam senden performans bekliyoruz. Tamam. Hadi bizi mahcup etme. Teşekkür ederim. Hoşçakal. Sponsoru vardı hani. Hani bu. Aa evet, sponsoru olan. Evet. İşte spon... ya bu işte ya.
Uğur hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler. Uğur şimdi sen korumalısın zaten biliyorsun. Evet. Hacım Bey zaten sizin ilk finalde gördüğünüz fragmandır. Şimdi film şimdi kopacak. Peki. Yarı finalde kopacak. Peki başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Uğraşmak, yapmak, etmek. Koreografi kendilerinin değil yalnız. Onu zaten şey yapıyorlar. Var mı? Orijinali evet, var. Bir orijinalini yapıyor. Yani onlar için daha söylediler. İcat kendilerinin değil. Yine Michael Jackson taklidi ve yorumunu gibi mi düşüneceğiz doğru, yani? Doğru. Öyle bakmak lazım doğru. Yani. Bir de bu sefer daha farklı. Bence Michael Jackson'dan şöyle bir farkı var. Michael Jackson inanılmaz başarılı ya zaten. Herkes tamam, öyle biliyor. Tamam. Burada zaten öyle kalkıp herkesin bildiği bir şey yapmıyorlar bunlar. Ama bilinenmiş. Bilinen evet. Bilinenmiş. Dolayısıyla yani borudan yapıyor diye icat gözüyle bakmadan dinlemek lazım biraz o zaman. Çünkü o özgünlüğü nerede de aramıyoruz. Mesela bir şarkı söylüyor, çok bilinen bir şarkıyı söylüyor. Etkiliyor bizi. Merhaba. Merhaba Ali. Oğulcan, merhaba. Nasıl gidiyor hayat? Gerçekten iyi mi gidiyor? Güzel. Sizin nasıl gidiyor? Ya. Benimki iyi. İdare etmeye çalışıyorum. Oğulcan çok kısa bir şey soracağım. Pardon sözü kestim. Oğulcan, duyduğuma göre sen galiba tek gelmişsin 200 tura. Aha. Yarı finalde gidersen tek olacakmışsın. Evet. Neden öyle bir şey? Yani... Başta öyle anlaşmıştık. O müzik aletinin gereği olarak 3 kişi çalmış. Ya onlara yardım etmişler ilk turda ona, asistan gibi. Şu anda yoklar. Şimdi yardıma ihtiyacın olmayacak bir şey olduğu için mi düşünüyorsun da evet, böyle ayrıldınız? Evet. Şimdi Oğulcan, Hülya Hanım sana bizim kararımızı açıklayacak seninle ilgili. Oğulcan, yarınki yarı finale gidiyorsun. Teşekkür. Hoşça kal. Hayır, bu popinci değil, bu popping. Food dance değil mi? Hayır, popping bu. Popping, doğru. Müzik
ayakkabısını değiştirdi ya, bizim kafamızda öyle kaldı. Ayakkabıyı evet, değiştirdi, evet, koreografide evet, evet. Ayakkabıyı değiştirdi çünkü. Ayakkabıları da yetenekli diye bakabiliriz. Ekrem hoş geldin. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba. Koruma altındasın. Dolayısıyla seninle evet. Fazla bu konuyu konuşmak gereksiz. Tabii ama, ki normal. Bilmiyorum koruma altında olmak sana nasıl bir duygu? Şımarıyor musun? Hayır, yoksa hayır, daha da sıkıya mı alıyorsun işini? Bu böyle bir şey. Ben ilk koruma altına girdiğimde çok sevinmiştim. Önceleri dediğiniz gibi hani bir böyle ben iyiyim havasına girdim ama daha sonraları rakiplerimi gördüm ve buna göre çalışmam gerektiğini karar verdim. Eminim bunu da herkes görecektir. Ne kadar sadece yani emeğimin karşılığını istiyorum gibi bir şey. İddialısın galiba. Çok çalıştım sadece. Çok çalıştın. Hı-hı. Yani ilk turdan sonra bayağı çalıştın. Tabii ki ilk bölümdeyim. Yaklaşık 2 ay oldu. Tabii tabii. 2 aydan beri ben her gün durmaksızın çalıştım. Yani. Ciddi mi söylüyorsun? Gerçekten benim ciddiye aldığım bir konu. Heyecanla bekliyoruz seni yarın akşam. Çok teşekkür ederim. Başarılar çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Ne olur aç kapıyı. Yine tat yüreğim batar. Yenildik mi biz masiye. Aç kapıyı. Darıldık kendimize. Ucu yanmış resmimize. Kaybolan ümidimize. Gençliğimize. Yanarız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor hayat Tuğba? İyi gidiyor. Her şey yolunda. Performansına ilgili nasıl tepkiler aldın etraftan? Aslında daha iyisini yapabileceğimi düşünüyor herkes. Yani çok heyecanlandığımı söylüyorlar. Daha iyisi olabilirdi diye duydum. Hani beni bilenler bunu söyledi. Tuğba peki sana soruyu bugün soruyorum herkese. Korumalı olmasaydın sence yarı finale gider miydin gitmez miydin? Bu zor bir soru. Öğrenmek ister misin cevabı? Gitmeyebilirdim. Bence. Sen kendinin de fazla iddiası yok yani. Hayır, iddialıyım aslında yani. Ama o performansa göre biz seni yollamazdık gibi geliyor. Evet. Peki yani sana çok kritik bir soru sorayım. Yarın akşam final için bir yol var önünde. Ne yapacaksın da finale gideceksin? Özellikle sesimin güçlü olduğu şarkıları seçeceğim. Çalıştın herhalde. Evet, çalıştım. Peki, yarın akşam başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ve sana nasıl yandım? Sana nasıl yandım? Sana nasıl kandım? Nasıl kandım? Saflığımı kullanarak beni aldattın. Duygular yalan bir tanem, evlenmekse bir hayal. Gökyüzünde ay tutulsa gündüzken yıldız kayar. Saçlarından düşmüş işte bin keder mi bin günah yalan. Söyleyip de işte terk etmekse çok kolay. Doğru söyle, ezberinde miydi senin o sözlerin, bu aşkı sözlerin? Bunlar kendini seyrettiriyorlar bile, biliyor musun? Yaşlara ne diyorsunuz? 17, 16, 15. Düşlerimde bir hayal, özlemimde hatıramda, hislerimde ay ve güneş birleşince sen beni. Sevmesen de sen beni, görmesen de sen geri. Dönmesen de ben seni beklerim, iteklerim her şeyi. Unutamam ki tek şeyi, içimde kalan gerçeği. Çok mu gördün sevmeyi, bir kere sarılmayı. Naz yapıp darılmayı, benle bir ömür kalmayı. Yok, yok, yok. Yo. Çok çayıra gidiyor. Bu nasıl yapıyor böyle? Yani şuradaki naiflikleri bile bir şey veriyor değil mi? Muhteşem. Tat veriyor yani. Muhteşem. Sana nasıl yandım? Sana nasıl kandım? Saflığımı kullanarak beni aldattın.
Gurbetçiler. Evet. Nasılsınız? Diri yarı görünen çocuklar. Teşekkürler. Evet, sonra. Bravo. 15 yaşında. En güzel tanımlama. Ben hiç sizi hiç unutmadım arkadaşlar. 15, 16, 17 yaşlar. Evet. Ama belki büyümüş olan vardır arada. Yaş günü falan geçen var mı? Sen hala 15 misin? Hele sen 16 mıydın sen? Ben 17. 17 evet. Ferhat 16. Ferhat 16. Evet. Enteresan bir üçlüydünüz arkadaşlar. Programa renk kattınız. Bence güzel de söylediniz. Değil mi? Fena söylemediniz. Size kalmış bir şey. Hayır yani ilk tur için iyiydi açıkçası. Evet. Hani yarı finale gitmeseniz de bana göre iyi söylediniz yani. Benim şahsi görüşüm öyle. Çünkü yarı final biliyorsunuz 12 yarışmacı alabiliyoruz. Ya 12 yarışmacı alabildiğimiz için hani her ikinci turda 15 yarışmacı dışarıda kalıyor yaklaşık. Evet. Yani bunu bilerek geldiniz değil mi siz? Evet. Koma, yeni bir şey... Daha doğrusu iddialıyız da. Konuşamıyoruz diyor. Hayır, yeni bir şey duyuyormuş gibi bakıyorsunuz da onun için ben de yani her cümlemde yeni bir şey anlatıyormuş havasına girdim. Kuralları biliyorsunuz yani. Evet, evet. Biliyoruz. Gökay, biraz şokta gibisin, ben seni tam anlayamadım. Şimdi birden heyecanlandım da o yüzden. Nasıl birden? Şu an bir lafın üzerine mi? Oturdu içime. Yarı finalde görüyor musunuz kendinizi? Görüyoruz evet. Başarılı buldunuz yani. Evet. Peki kız arkadaşımıza soralım. Elif. Nasılsın Elif? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sen şimdi televizyon çıktıktan sonra Almanya'da çok seyreden de oldu değil mi sizi? Evet oldu. Seyrediyorlar mı bizi Almanya'da gurbetçilerin? Evet seyrediyorlar. Peki ne dediler genelde? Bizim için mi? Evet sizin için. Bizim beğendiler. İçin ne diyorlar? Önce bizim için ne diyorlar onu söyle sonra sizin için sorarız. Sizi zaten beğeniyorlar, bizi de beğendiler. Aynı gruba mı girdik bir anda? Hep beraber bizi beğenmişler yani. Üçer üçeriz zaten. Dikkat edersen iki erkek, birer bayan. Güzel bir altılı olduk. Peki ne bekliyorsun sen? Şu anda yarı finale gideceğini düşünüyor musun? Düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Heyecanlı mısın sen de? Evet. Grubun en heyecansızı sen misin? Biraz daha mı iyi durumun? Hepimiz de heyecanlıyız. Hepimiz heyecanlıyız. Peki. Evet. O zaman sonucu söyleyeyim de o zaman. Heyecan olayını geçelim. Çünkü hani gönderemesek de yarı finale dost olacağız sonuçta. Değil mi? Evet. Tamam arkadaşlar. Jürimizin aldığı karara göre sizin güzel şarkı söylediğinizi kabul ediyoruz. İyi müzik yapıyorsunuz. Elif senin sesin de gayet güzel. Teşekkür ederim. Ama belli sayıda yarışmacı alabildiğimiz için jürimizin aldığı karara göre siz yarın akşamki yarı finale gidiyorsunuz. Teşekkürler. Hadi hoşça kalın. İyi bir şarkı var mı? Var. Süper hazırlandık. İyi hazırlandınız mı? Muhteşem bir şekilde. İyi hadi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Başarılar. Thank you.
hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biz iyiyiz. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sağ olun. Topunu yanından ayırmıyorsun. Evet, kadar. Çok seviyorum onu. Kendini seyrettiğin zaman beğendin mi? Ya bazı hatalarım olmuş ama yine de. Elif, birkaç tane hatam var biliyorsun. Evet. Var. Kaç yaşındaydın sen? 16. 16 yaşındaysan her türlü sonucu kaldırabilecek bir yaştaydı düşünüyorum ben. Evet, evet. Sorun yok yani. Hayır. Ama bir şey söylemek istiyorum izin verirseniz. Ben o akşamki programda farkında değildim ama sizin sözünüzü kesmişim. Sonra izlediğimde huzursuz oldum, özür dilerim. Ne demek ya, ben hiç farkında bile değilim. Ben huzursuz oldum, o yüzden özür dilemek yok, istedim. Yok hayır, yani isteyerek zaten yapılmayan bir olay bence evet. Hani çok önemli bir şey değildir. Elifciğim, senin gösterin öyle bir gösteri ki. Evet. Böyle hani çok elma ile armut gibi düşün. Çok muadili yok. Yani aynı gösteriden çok seyretmedik biz. Bir iki tane vardı. Bunlardan hatta bir tanesi de yarışmacı oldu biliyorsun yarı finalde. Evet, biliyorum. Başarılı da oldu. İlk üçe girdi. Hatırlıyorsun değil mi? Evet, evet, biliyorum. Sonra biz kendi kafamızda düşündük. Elif de acaba o potayı zorlar mı? İlk üçü zorlar mı diye. Eğer iddialı değilse almayalım dedi kendi aramızda. Ve benim düşüncem hataların da olduğu, başarıların da olduğu bir performans sergiledin. Evet. O yüzden ben iki tarafı dinlerken kararımı verdim. Ali abi sen ne düşünüyorsun, ne dedin? Yani bizde evet geliştirildiğini, yani şu anda senin bir ümitle, yani daha kararı duymadan bile ümitle çalıştığını düşünüyorum. Öyle bir ümidin olması lazım değil mi? Evet, tabii ki yani. Ve şöyle düşünüyorum ben, yani şu anda biz seni yarı finale yollamasak da sen zaten bu spora gönül vermişsin. Evet. Çalışmaya devam edeceksin. Evet, evet. Kesinlikle. Bu çerçevede aldığımız kararı seninle paylaşmak istiyoruz. Müsaade eder misin? Evet, bekliyorum. İstediğin zaman sözümü kesebilirsin. Söylemesi çok kolay olmayacak. Kendin ne düşünüyorsun? Araya bir girdim tabii, ama. Tabii. Kendin ne düşünüyorsun? Ya aslında ben orada bir belirli koreografim yoktu. Kafamdan salladım. Yani içimden geldiği gibi kesinlikle hiç planlamamıştım hareketleri. Sadece müziği önceden biliyordum. Öyle geldiği gibi yaptım. Artık. Peki yarı finale kalsaydın daha değişik şeyler yapacak mıydın? Tabii canım. Bir koreografi çalıştın mı? Evet evet. Artık koreografim var, her şey hazır yani, güzel. Evet, çok güzel. Bir tek yarı finale gitmem mi eksik şu anda? Evet. Bütün hazırlıkları yapmış. Peki Elif'ciğim, bizim bayağı bir, bugün özellikle bayağı bir sürdü, sabahtan beri beraberdik. Konuşarak aldığımız karara göre sen yarın akşamki yarı finale gidiyorsun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok rahatladım. Yakınlarının çocukları buraya geliyor. Ben içeri koştum zaten. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. There's panic in America. Oh, oh, oh. There's trouble in America. Oh, oh, oh. There's panic in America. Kendi haline bak. Ben sana yemin ediyorum, bak Türkçe şarkı sevmem. Çocuk şarkı hoşuma gitti ya. Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Söyle. Niye? Ay. Unutmuşum. Niye? Diye. Burada. Burundan. Diye. Böyle bir şey yok ya. Oynattırayım mı sizi? Oynak bir şeyler çalayım mı? Can! Oynak bir şeyler dedi ya.
yaşayamaz ölümde. Yine de roman olsun, ister çoğunda olsun. Bu da anlattığım her zaman olsun. Yine de roman olsun, ister çoğunda olsun. Bu da anlattığım her kim olursa olsun. Buradaki yetenek çocuğun yaşı. Hem şarkı söyleyip hem kendi... ok çalıyor oluşuyor. Böyle hakimiyeti, evet. Yüzündeki ifadesi, doğru şarkı seçmiş olması, sesi. Evet. Çocuk gibi değil yani ama çocuk şirinliğinde bence. Ay ay ay, hoş geldin. Hoş bulduk. Kilo mu aldın? Biraz öyle oldu. Niye? Hülya, kilo aldığını sence o biliyor mudur? Aa, biliyordur kesinlikle. Biliyordur. Ya biliyordur tabii bence. Kaç kilosun sen? Söylemişlerdir. Hiç tatmadım ki. Teşekkür ederim. Demedi mi kimse kilo aldın oğlum diye? Herkes diyor. Ben de teşekkür ederim. Tamam da çocuk bilmiyordur anlamında. Çocuğu üzmeyelim. Diyormuş herkes. Yok, yakışmış. Daha böyle hani eli omcu gömcüsünü böyle mıncıklıyorsun. Boya ben. Gider. Boya gider. Gidecek. Yunus Emre, sen kaç yaşındasın? 9'uma bastım. Bastın mı 9'a? Bitmiş iş o zaman. Maşallah. Ben bayağı büyükmüşsün sen Yunus Emre. Sen çok mıncıklanacak yaşta değilsin artık. Okul nasıl gidiyor? İyi. Sorun yok değil mi? Yok. Yunus Emre, sence sen kazandın mı? Yarı finale gidebilir misin, gidemez misin? Kim yetenekse o birinci olsun. Tamam, anladım. Peki sana şimdi bir şey soracağım. Şu anda ne olduğunu biliyor musun peki? Şu anda ne yapacağız biz? Söyle bakalım. Neye karar vereceğiz? Neye? Yarı finale çıkmamı mı? Yarı finale gitmene karar vereceğiz. Tamam. Eğer biz seni yarı finale yollarsak gideceksin. Yollamazsak gitmeyeceksin. Gidemezsen üzülür müsün? Biraz. Fazla üzülmezsin değil mi gidemezsen? Yok. Aferin. Şimdi Hülya ablan sana kararımızı söyleyecek, tamam mı? Sen hazır mısın? Hazırım. Ben değilim. Peki. Yunus Emre, yarı finalde güzel şarkıların olacak mı peki? Evet. Yarı finale. Gidiyor muyum? Gidiyorsun. İşte bu. İsminizin baş harfleriyle şiir. Bir bayan ismi verin. Diyelim 6 harfli. Ha, ya da anladım. İçine yaprak koyun, ağaç koyun, bir tamam. Şey koyun. Tamam, söylüyorum. Söylüyorum sana bak, Fulya. Kahverengi gözü var. İçinde tamam. Ne olacak Fulya? İçinde gül istiyoruz, gül. Tamam mı? Gül. Ondan sonra yağmur olsun, yağmur. Akşam. Sabah. Farkında olmadan senin o kahverengi saçlarına dokunurken beni hissederdin, bilirdim. Ufkunda sönmüş bir gül gibiydin. Susar, susar şarkılar söylerdim. Limanım yoktu. Bir gemide değildim. Ben her yağan yağmurda seni dinlerdim. Yaşamak derdim, ölmek derdim. Bir akşamüstü belki çıkıp sana gelirdim. Anlatmak istediğim tek şey gece değildi. Ben o günün sabahında da seni dün gibi severdim. Yani şu anda bunu bile yapsa, hani bunu bile yapsa biz kalkıp da şimdi burada buna bakmamız lazım. Şimdi özelliği belli. Şimdi harflerden şey yapıyor ya. Hı hı. Bence yarı finalde olması gereken ne biliyor musunuz? Bence ne kadar güzel bir şiir yapacak orada. O şansı vermemiz lazım. Mevsimler boyu oturdu.
isimler boyu oturduğumuz verecek hayaller kurduğumuz yüzün kimi gün neşeyle doldu Allah o acın altını şimdi anılıyor acın altını şimdi anlıyor musun? O güzel günler için Recep ve Aytaç Bey. Recep nasılsın? Teşekkür ederim, saygılar. Siz? Teşekkürler. Geçmiş olsun Hülya Hanım. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Aytaç abi sen değilsin. Teşekkür ederim Mesut Bey. Şimdi bir koltuğumuz kaldı yarı final için. Yani 11 yarışmacımız belli, bir tane kaldı. Recep ne düşünüyorsun son koltuk için? Bir şey söyleyeyim, benim 3 tane kızım var. Evet, Gözde Nur, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik, Gizem Felsefe, bir de minik kışım Ece var. Geçen program selam söyleyemedim diye bana kırgınlar. Bunu halledeyim öncelikle. Yarı finale gidemezsem selamını söylemiş olayım bari. Ben anladım. Ülkemin gerçeklerinin farkındayım. Aslında ben bir mühendisim ve benim alanım mucitlik. Ama ben ülkemin gerçeklerinin farkındayım sevgisizliğinde. Hatırlayın, Kurtuluş Savaşı'nda benim ülkemde uçak yoktu, helikopter yoktu. Ama bıçakla satırla kurtarıldı bu ülke. Neden? Türkiye sevdası, Türkiye aşkı vardı. Ben bu yüzden burada şiir okumak, ben bu sevdayı yenilemek istedim. Anladım. Yani şiirlerinde bunu yaşayarak topluma mesaj vermek istiyorsun. Aytaç abi, siz de gayet güzel söylediniz şarkınızı. Şöyle söyleyeyim Hacım Bey. Ben katılamadığımda zaten kendimi ifade edemediğime üzülürüm. Evet. Çünkü sadece şarkı yorumlamak değil. Aslında siz burada güzel bir şekilde açıklama yapıyorsunuz. Bu da bizim için bir ışık oldu. Ben de o anlamda belki de en ciddi çalışan yarışmacı olarak aslında sözlü müziği kendime ait Nihavend makamında Türk sanat müziği olarak eser, beste olarak kendim üretmiştim. Ama kısmet olmayacak herhalde onun için üzülürüm. Yoksa yarışmadır, nasip. Yarı finalde. Yarı finale gidemeyecek gibi mi hissediyorsun abi? Olabilir efendim. Lütfen, lütfen yapmayın. Şey değil, arkadaş da kazanabilir. Hanginizin son koltuk için yarı finale gideceğini söyleyeceğim. Ama sevgili seyircilerimizden özür dileyerek kısa bir ara rica edeceğim. Sevgili seyirciler, kısa bir aramız var. Reklamlardan hemen sonra bu iki değerli yarışmacımızdan hangisinin yarı finale gideceğini söyleyeceğiz. Hangisi yarın akşam canlı yayında karşınızda olacak onu söyleyeceğiz. Ama şimdi kısa bir ara için sizden izin rica ediyoruz. Reklamlardayız. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Eğer yarı finale gidersen, Recep sen ne yapmayı düşünüyorsun? Bakın, benim 3 yıldır beklenen bir projem vardı. 10 gündür bitirdim. Programımıza bir buluş açıklayacağım. Şu anda 3 ülke bu projeyi istiyor. 1. Çok özel bir şiir hazırladım. Acun Bey, siz buna neden gülüyorsunuz ya? Recep. En şeyi. İnanılır gibi değil. Hayır, heyecanla bekleyeceğim. Seni dinlerken eğleniyorum. Senin bak, çünkü şöyle bir özelliğin var. Kendini dinletebiliyorsun. Bak, o özelliğin var. Bu önemlidir benim için. Yani kendini dinletebiliyorsun. Sen konuşurken böyle dinliyorum hakikaten. Yani bir şey diyeyim. Enerjim var. Ekibinizde olmak isterdim. Gerçekten. Ekibimizsiniz zaten. Şu anda hep beraber aynı gemideyiz yani. Aynı yarışma. Ben geçen program yayında değildik. Size bir gerçek anlattım. Şu anda benim saçlarım uzuyor ve sıhhatim çok iyi. O kadar güzel bir enerji verdiniz ki bana, maşallah, ben artık yıkılmam. Maşallah. Mümkün değil. Zaten iyi enerji veriyorum. Ben gelir gelmez diyecektim ki o şeyde yarışmadaki o gergin surat gitmiş. Gitmiş, dinlenmiş. Yüzü böyle aydınlanmış, evet, huzurlu bir surat diyecektim. Herhalde bir 15 gün falan yattı. Bu uzaktan teşhis şimdi moda. Onun için. Dinlendi, yatıp dinlendi. Peki arkadaşlar şimdi
hanginizin yarı finale gideceğini söyleyeceğim şimdi. Evet, yarın akşam yarı finalde yarışmacı olacak son isim Recep. Teşekkür ederim. Recep, seni yarın akşam yarı finale bekliyoruz. Aytaç abi, seni de çok sevdik. Yine görüşmek ümidiyle inşallah diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler, saygılar. Ali Bey, size de teşekkür ediyorum. Daha sonra sizi sevdim, çok sevdim. Severek de izliyorum efendim. Daha sonra. Daha sonra. Evet. Mesajı aldın mı? Önce hani hayır dediğinizde sanki böyle bir şey gibi gelmişti. Ters gibi. Ama o anda o şoku atlattım. Ve ondan sonra severek izliyorum. Bundan emin olun efendim. Teşekkürler, saygılar. Arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı akşamlar.